Herkese yeniden merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir banyo boyama, banyo yenileme videosu paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi eğer beni takip ediyorsanız daha öncesinde mutfak dolaplarımı boyamıştım. Boyamak gerçekten alışkanlık yapıyor arkadaşlar. Şimdi de banyo dolaplarımı boyamaya karar verdim. Banyo dolaplarımız böyle krem ve kahverenginin kombinasyonu ama taşlarımız gri, o yüzden böyle çok hoşuma gitmiyordu. Ben de daha güzel, daha modern bir şey yapmaya karar verdim. Banyo dolaplarımın tamamını füme rengine boyayacağım. Aynı zamanda yeni kulp aldım. Kulplarını değiştireceğim. Ve şurada görmüş olduğunuz buzlu camları çıkartıp onun yerine ayna kestireceğim. Daha modern, daha güzel bir görüntü olması için. Aynı zamanda içli de gözükmüş olmayacak. Burada kullanacağım malzemeleri görüyorsunuz. Boyanın gelmesini istemediğim yerleri örtmek için bir maskeleme bandım var. Bunu kesmek için tabii ki bir makasım var. Daha sonrasında rulom var bu şekilde. Bunu zaten bir öncekinde almıştım. Şöyle onun ucu var. Bundan iki tane almıştım ben. Bir tanesi vernik için ayrı almıştım. Diğerini boya için almıştım. Boya için olan biraz yıprandığı için onu attım. Bununla yine vernikleme işlemini yapacağım. Bir tane bundan aldım yeni olarak. Bununla da boyama işlemini yapacağım. Burada ipek uçlu fırçam var. Bunu ben almamıştım. Kuzenim getirmişti bana. Tavsiyem ipek uçlu bir fırça almanız. Çünkü çok daha rahat ve belli olmayan, yani çizgileri belli etmeyen bir boyama yapıyor. Burada almış olduğum yeni kuplarım var. Bu model kupları gerçekten çok seviyorum. Siyah aldım. Gri ile siyahın kombinasyonunu yapacağım. Burada bir öncekinden kalma verniğim var. Cadence'in Ultimate Glaze su bazlı kalın sır verniği. Ben parlak olanını kullanacağım. Bunun mat olanı da var. Bu kadar muhtemelen yeter diye düşünüyorum. Son olarak da boyam yine Cadence'in Hybrid Acrylic Multi Surface boyası. Şu numarayı kullanacağım. Antrasit siyah. Şöyle altından göstereyim. Güzel bir antrasit rengi. Evet, ilk gün boyaya başlamadan önce bir takım hazırlıklar yaptım. Bu boya işleminin en çok zaman alan ve aslında sizi yoran işi gerçekten hazırlık. Öncelikle bütün dolapların kulplarını çıkardım ve üst dolapların kapaklarını da çıkardım. Çünkü onları da dediğim gibi ayna kestireceğim. O yüzden öylesine boyayacağım, yani bir daha buraya maskeleme bandı yapıştırmayacağım. O şekilde boyayacağım. Daha sonrasında direkt aynacıya götürüp bu ölçülerde ayna kestireceğim. O yüzden onları çıkardım. Her yere gördüğünüz gibi maskeleme bandıyla güzelce kapattım. Boyanın gelmesini istemediğim yerleri. Bu üstte priz ve ışıklar vardı. Onları tamamen sökmedim. Sadece birazcık kaldırdım ki altını rahatça boyayabileyim ve kenarlarına bulaşmasın. Onun haricinde boyanın değme ihtimali olan her yeri bu şekilde, yerleri de maskeleme bandıyla kapattım. Boyaya başlamadan önce tabii ki gazetede sereceğim ki boya yere direkt damlamasın. Bu şekilde bir hazırlık sürecim oldu. Bu arada diğer bir tavsiyem, aslında tavsiye değil, yapmanız gereken bir adım. Boya işlemine başlamadan önce mutlaka dolaplarınızı temizlemeniz gerekiyor. Çünkü üstlerinde işte toz, kir, yağ vesaire varsa boya rahat tutunamaz ve ömrü uzun olmaz. O yüzden ben de bu işleme başlamadan önce hepsinin kulbunu çıkardıktan sonra güzel domates tozlu suyla, bezle hepsini sildim, temizledim. Daha sonrasında bu maskeleme bandıyla kapatma işlemine geçtim. Muhakkak dolaplarınızı silmenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi burada ilk kat boyadan sonraki halini çektim. Koyu bir renk olduğu için tabii ki ilk katta kendini belli etti. Camı boyamamıştım. Daha sonrasında gözüme çok battığı için camın çerçevesini de boyadım. Burada daha göstereceğim şimdi. Bu çerçeveyi tek kat boyamış oldum. Çünkü iki katta gerçekten çok güzel bir sonuç elde ettim. Vernikleme işlemini de çekmedim. Çünkü bir önceki videomda zaten bütün boya işlemelerini göstermiştim. O videonun da linkini aşağıya bırakırım, oradan izleyebilirsiniz. Burada da son halini görüyorsunuz. Boyanmış ve verniklenmiş halini. İlk kat boya ve ilk kat vernik sonucunda bu şekilde oldu dolaplarım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Daha detaylı bilgi için de açıklamalar kısmına bakabilirsiniz.